some pronoun shifts in reported speech. For the point of pronouns, you can see our Common Core videos at the beginning. Arkadaşlar, bundan önceki dolaylı anlatım videomuzda aktarım cümlelerini yapı bakımından düz cümle, soru ve emir ifadeleri olmak üzere 3 grupta inceleyebileceğimizi belirtmiş ve zaman zarfı değişikliklerini görmüştük. Bu dersimizde ise zamir ve zaman değişikliklerini incelemeye devam edeceğiz. Bununla ilgili olarak zamirlerle ilgili özet bilgiyi başlangıçtaki genel videolarımız içerisinden seçerek ön bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, zamir değişiklikleri personal and object pronouns, şahıs zamir ve sahiplik zamirlerinin değişimine bakacak olursak. I, you, he ve she, we, you, they, me, you, him veya her, us veya you da dem olarak değişikliğe uğruyor. Possessive adjectives and pronouns sahiplik sıfat ve zamirleri ise mine, your, his, her, mine, yours, his, hers, our, your, their, ours, yours, theirs şeklinde değişikliğe uğruyor. İşaret zamirlerimiz yani demonstrative pronouns'a this, that, these de those olarak değişiyor. Eğer aktarma sözümüz she always tells us, she's just told me, she'll tell us şeklinde present, present perfect veya simple future tenslerden biriyle başlıyorsa, daha önceki videolarımızda sözünü ettiğimiz olay anı kuralına göre zamanda değişiklik yapmadan gerekli zamiri değiştirerek aktarıyoruz. Paul'un I'm not so keen to see this film dediğini varsayalım. Paul says that he's not so keen to see that film. Paul o filmi görmeye o kadar istekli olmadığını söylüyor şeklinde cümleyi doğrudan doğruya zaman değişikliği yapmadan zamir değişikliği, gerekli zamir değişikliklerini yaparak aktardık. Paul, aynı şey Paul has told us he's not so keen to see that film örneğinde içinde geçerli yine değişiklik yapmadan aktarmış olduk. Eğer aktarma sözümüz simple past veya past perfect, geçmiş zaman veya mişli geçmiş zamanlardan herhangi birisi ise başlıyorsa zamir değişikliklerinin yanı sıra zaman ve zaman zarflarında da değişiklik yapıyoruz. Doğrudan cümlenin zamirlerini değiştirirken de sözü kimin söylediğini ve bu sözü kimin kime aktardığını dikkate almak zorundayız. Murat'ın Ayşe'ye I'll talk to you tomorrow dediğini gelecek zamanda söylenmiş bir cümle örneği olduğunu varsayalım. Murat told me that he'd talk to me the following day. Murat benimle yarın konuşacağını söyledi şeklinde cümlede gerekli zaman ve zamir değişikliklerini yaparak aktarmış olduk. Ayşe to her brother. Ayşe'nin erkek kardeşine I'll help you tomorrow dediğini varsayalım. Ayşe told her brother that she'd help him the following day. Ayşe erkek kardeşine ertesi gün yardım edeceğini söyledi şeklinde hem zaman hem zamir hem de zaman zarflarını değiştirdik. Evet, cümlemizde dolaysız cümlemiz I veya we zamirlerinden biriyle başlıyorsa dolaylı cümlemiz he, she veya they olarak devam ediyor. Eğer dolaylı cümlemiz I veya we şeklinde yani kişinin ağzından ise yine I veya we olarak devam ediyor. I'll meet my friends tomorrow. Yarın arkadaşlarımla görüşeceğim dediğini varsayalım. Herhangi bir kişinin. All told me that he'd meet his friends the following day. Herkes onun bana yarın arkadaşlarıyla görüşeceğini söyledi şeklinde aktarmış olduk cümleyi. I'll see my friends tomorrow. Yarın arkadaşlarımla görüşeceğim. I told my mother that I'd see my friends the following day. Anneme yarın arkadaşlarımla görüşeceğimi söyledim şeklinde kişi kendisi kendi ağzından cümleyi bir başkasına aktarıyor. Peki zaman zarfları şartlı zamanlarda nasıl bir değişiklik yapıyoruz? Birinci tip şartlı cümleleri bir derece geçmiş kuralına göre ikinci ve üçüncü tipleri ise olduğu gibi aktarıyoruz. We'll spend the day out if it's sunny tomorrow. Yarın hava güneşli olursa dışarıda vakit geçireceğiz cümlesini she said that she would spend the day out if it was sunny the following day şeklinde aktardık. Mark'ın I couldn't have been unable to have had the opportunity to enroll in the MA program if I hadn't passed the test cümlesini. Mark said that he couldn't have been unable to have had the opportunity to enroll in the MA program if he hadn't passed the TOEFL test. TOEFL testini geçmemiş olsaydı master programına kayıt olma şansına sahip olamayacağını söyledi şeklinde de aktarıyoruz. May success be with you always. All the best with you. Thank you. Bye.